Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vay adi pislik. Resmen kasıtlı hareket ha. French Bulldog mu bunlar? Görüyor musun ya? Adamın ağzını yüzünü darmaduman etti üçkağıtçı. Neden öyle bir şey yaptı acaba? Ya. Ulan ya. Anlık olarak kalkınca verdiği tepki paha biçilemez ya bence. Ama arkadaşların bu şekilde kaliteli bir organizasyon içinde olması da ayrı bir takdiri hak ediyor bence. Abi bu nedir ya? Düşünsenize, otobüs içerisindesiniz ve camdan dışarı bakıyorsunuz, su böyle dalgalanıyor. Hani bunlar çift camlı ya, arasında boşluk var, o yüzden su böyle. Arada minik bir tane, birkaç tane de balık olsa valla ayrı bir seyirlik manzara olur ha, değil mi? Abicim sen manyak mısın? İsimli çalışmayla baş başayız dostlar. Gördüğünüz gibi burası Eskişehir. Şu duymuş olduğunuz ses F-16 sesleri. Burada jet uçakları uçuyor. Bu abimiz de uçuyor. Baksana şuna. Yeter be abicim. Vay be. Hiç sendelemeden devam etti ha. Şu tasarımdaki harikalığa bakar mısınız ya? İnsanın ağzı açık kalmasında ne olsun? Bildiğin krikosu var. Altına minik tekerleri koyuyorsunuz ve ne kadar ağır olursa olsun eşyaları gayet güzel şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Vallahi kim bulduysa kafasından öpüyorum, aklına sağlık. Ne var diyeceksiniz ama bu terslikte bir iş var dikkat ederseniz. Pedalları geri çeviriyor, bisiklet ileri gidiyor, direksiyonu sağa çeviriyor, sola gidiyor. Bakalım kullanabilecek mi? Neden böyle şeyler yapıyorlar? Çünkü manyaklar. Neden olabilir ki? Ne yaptı lan, ne yaptı? Bak, hanım ablamız dikkat etmiyor ama kuğu kardeşimiz çekip ağzına yapıştırarak ona maskenin önemini gayet güzel şekilde hatırlatmış. Instagram'da görmüştüm bunu, gerçekten çok hoşuma gitmişti, paylaşayım dedim. Abi ne yapıyoruz ya? Hala sallanıyor. Bu bir planlı hareket mi yoksa aniden mi gelişti? Abimiz yıllardır o anı mı bekliyordu, nedir ya bu? Abi nasıl manyak insanlarsınız ya, psikolojimi bozdunuz artık. Dikkat edin ineğin beyaz noktalarına. Meğer onlar süt miktarını gösteriyormuş. Siz sütü sağdıkça azalıyormuş, yalnız biraz hızlı azaldı. Güzel bir detay. Abi yapmayın, bak. Ya bu tüküren hayvanlar böyle ekstra komiğime gidiyor ya. Adam gayet sevecen bir şekilde geliyor. Bu alpaka değil mi? Geçen videoda bahsetmiştim, ismini hatırlayamamıştım. Kama demiştim, Allah affetsin. Lama ile bir şeyin karışımıydı, devenin karışımıydı galiba kama. Bunlar da mı tükürüyor ya? Kedi kardeşimizi alıyorsunuz, yere bırakıyorsunuz ve o adeta bir yay gibi başladığı noktaya geri sekiyor. Neden? Çünkü o bir Mivyalı. Her şeyi yapabilir biliyorsunuz ki. 3 tane atletik psikopat hanım ablamız bize ileri düzey bir gösteri sergileyecekler. Bakayım ne yapacaklar? Tripod kurdular. Yok artık LeBron James. Abi nasıl bir üst düzey dengedir bu ya? Birisi bana anlatabilir mi? Sevinirim valla. İnsanlar havalimanında sıkılırsa isimli çalışmanın baş kahramanıyla baş başayız. Abicim günün güzel geçsin ya. Bizi neşelendirdin. Valla senin de günün gayet güzel geçiyor gibi. Sanki her gün bayram olan. Bak. Başka neler varmış. Bunlar kasti olarak mı yapılmış? Yoksa kameramı rastgele böyle çekmiş, emin olamadım ama böyle eğlenceli insanları seviyorum. Ya yürüyün gidin ya, manyaklar. Öndeki spor arabaya bak be, markası ne? Çözemedim. Ne yapıyorsun lan, ruh hastası? Şimdi arabayı bırakıp peşinden mi koşacaksın, yola mı devam edeceksin? Vallahi ben olsam peşine yardırırdım. Ensesinin köküne bir tane yapıştırmak lazım böylelerin. Baksana ya. Ya Allah affetsin, böyle şeyler böyle çok tuhafıma gidiyor benim. Şuna baksana ya. Hem korkunç hem de büyüleyici.
Aklıma tabii ki Nikola Tesla geliyor. Bak bak bak. Çok tuhaf ya, elektrik ve elektriğin hareketleri. Siz ne düşünüyorsunuz acaba bu konuda? Bu kadar çekici geliyor mu size de? Bey abimiz şelalenin altına girmiş, artistik pozlarını veriyor. Ama dikkat ederseniz yukarıdan aşağı bir tane yılan düştü. Şimdi şelale çok gürültülü ya. Bağırıyorlar abimize ama abimizin umurunda değil. Çünkü duyamıyor onları. Yılan da Allah affetsin yukarı doğru yardırıyor. Neyse ki sonradan fark etti. Ne yapacak bakalım? Bak bak. Yapay el. Kedi de şoka girdi ya. Ne yapıyoruz lan? Psikopatlar. Emin olamadı, inceliyor zavallı. Bakayım. Abi bunlar nasıl canlılar ya? Suyun içinde nasıl nefes alıyorsunuz ya? Siz balık mısınız? Bu manyaklar suyun altında harbiden nasıl nefes alabiliyor ya? Şoka girdim şurada. Poşeti geçiriyor gibi görünüyor. Ama burada bir kasıt var gibi, sanki bilerek yapamıyor gibi. Güzel taktik. Vallahi bey abimizi tebrik ediyorum. Gayet orijinal bir şekilde çözdü problemi. Ya sen yüzüyor musun? Ne yapıyorsun sen? Şeklinde tepkiler verilesi, ısırılası bir yaratık bu. Rüzgar yüzüne çarpınca yüzdüğünü zannediyor çünkü. O ne lan? Bunu izlemiştim daha önce. Dondurmayla ilk defa tanışan minik bıdık. Ne oldu? Tatlı beynine hücum edince kafayı yer gibi yapıştı, bak ellere bak. Nasıl gömmüş dondurmanın içini. Verin lan çocuğa dondurmasını. Kedi kardeşimiz. Ya bak bak. Brokoli ya, uzattı o şey. Ya sanki zıkkımın kökünü verdiler ya. O nasıl tepki ya? Abi bitiriyor bunların tepkileri var ya, insanların tepkilerinden daha komiğime gidiyor benim. Oha. Oha oha. Nasıl bir ivmeyle dönüyorsa artık tekerlekleri, suyun üzerinde bildiğiniz batmıyor. Ön kaldıra kaldıra gidiyor, bak şuna bak. Çok iyi değil mi ya? Çok cool be abi. Bildiğin araba ha o. Yüzme özelliği falan yok. Ya da öyle mi? Şu şaşkalozun tipine bakar mısınız? Zevkten resmen uçmuş gitmiş. Arkadaşıyla beraber birbirlerini temizliyorlar yani. Ne var? Gözleri öyle büyüyebilir. Hoşuna gittiği için. Olabilir yani. Saça bak be. Babanla mı saçtı? Ama saç değil o işte. Kedi kardeş kendine yatacak bir yer bulmuş. Bugün saç olası ya da şapka olası gelmiş at kardeşi. At da iyi sabır gösteriyor vallahi. Bu bey abimiz benim beynimde bir aydınlatma yarattı. Gördüğünüz gibi ağzına maske şeklinde lavaşı yapıştırıp eti gömüp o şekilde yiyor. Vallahi taktik süper. Beyin hücrelerim benim öldü ama bunu gördükten sonra, size ne oldu bilmiyorum artık. Yok artık. Ya çocukları salın ya. Öğretmen maketi koymuşlar, kafaya da tableti yerleştirmişler. Sanki öğretmen orada edasıyla ders işliyorlar. Aslında güzel taktik ama bu kadar da abartmaya gerek yok bence ya. Salın çocukları birazcık. Ya sanki yarış atı. Ne yapıyorsun sen ya? Farkında değil ha bunlar patilerinin falan hareket ettiğinin. Otomatik olarak oluyor. Çok heyecanlanınca tuhaf tepkiler verebiliyorlar. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Bıraktı gitti. Bir anda gaza geldi, şeklini yaptı ve çekti gitti. Neden? Nedeni yok. Çünkü o bir. Devamını siz tamamlayın. ASMR videosu denemesi Tavşik kardeşi ama Tavşik kardeşimiz onlara gereğinden fazlasını vermiş. Kendisini buradan selamlıyorum. İyi günler diliyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlarım. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize, alayınıza sağlıklı günler diliyorum.